Dostlar, hani bir replik vardır, bugün benim mutlu günüm diye. Bu hafta benim mutlu haftam. Diyeceksiniz ki, neden? Şu Amerikalıların, Trump ve Joe Biden'ın birbiriyle olan kavgaları beni müthiş keyiflendirdi. Amerika bugüne kadar dünyaya hep zulüm, kan, gözyaşı ihraç etmiş bir ülke. Onun için biz bekliyoruz böyle ilahi bir tokat yesinler bunlar diye. Efendim tabii afetler konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadılar. O zamanlar bile biz gene de bir Müslüman olarak ya ormanları cayır cayır yanıyor. Yani doğrusu pek oh çekemedik ona, tabii bir afet diye oh çekemedik. Yani çekilmeyi hak etmedim, hak ettiler aslında ama çekemedik. Şimdi bu defa farklı bir olay. Trump bu seçimi kabul etmiyorum diyor. Daha çok ben oy aldım ama işte bir takım gerekçeler var. Google ve Facebook gibi iletişim kanallarının da onun mesajlarını yayınlamadığı, bir takım haksızlıklar yaptığı filan. Netice itibariyle beni ilgilendiren birbirlerine düşmüş olmaları. Kongre binasını Trump taraftarlarının basması, birbirlerine girmeleri müthiş beni keyiflendirdi. Efendim 1861 yılında biliyorsunuz Amerika'nın keşfi 1492'lerde oluyor. Christoph Kolomb Osmanlı padişahına geliyor, yardım istiyor. Bir kıta var diyor, onu keşfetmek için bana gemi ver, insan ver. Ta o zamandan başlayan bir süreç var. 1861-60 yılında Kuzeylilerle Güneyliler arasında bir kanlı savaş oluyor. Amerika devleti var, bir de federatif bir 11 eyalet ayrılıyor. Başka bir devlet kuruyor. Güneyliler, Kuzeyliler. Birbirlerine ta o zaman birbirlerine düşüyorlar. Kan sokaklarda dereler gibi kan akıyor böyle. Baltalar, satırlar, vahşetin her türlüsü o iç savaşta yaşanıyor. Efendim bunlar Afrika'dan zencileri getiriyorlar. Zencileri pamuk tarlalarında karın tokluğuna köle olarak çalıştırıyorlar. Sonra yerli halk Kızılderililer, Amerika'nın yerli halkı Kızılderililer bir başka soykırıma tabi tutuluyor. Kızılderililerle savaşlar var. Bir de sonunda Kızılderililer yenildikleri andan itibaren kamplara yerleştiriliyor. Kamplarda çiçek mikrobu bulaştırılmış battaniyeler dağıtılıyor Kızılderililere. Ve çok hunharca bir başka katliam şekli, çiçek mikrobu ile Kızılderililerin nesli adeta kurutulmaya çalışılıyor. Efendim bu katil ve cani sürülerinin babaları da işte İspanya, İngiltere, Fransa, o bölgelerdeki bütün hapishanelerdeki insanları gemilerle Amerika'ya getiriyorlar. Yani bunların ecdadında, mayalarında, cibilliyetlerinde bir bozukluk var. Hep eşkıya. Eşkıyalar bunlar. Eşkıya. Şimdi Abraham Lincoln, Amerikalıların Lincoln dediği zat-ı muhterem, Yahudi biliyorsunuz. Kendisi köleliği kaldırıyor. Öyle tarihte alınıyor. Köleliği kaldıran adam. Ondan sonra ne oluyor? Irkçılık devam ediyor ama. Kölelik kalkıyor, ırkçılık devam ediyor.
ben çocukluğumda hatırlarım 1963'lerde lokantalarda bir tabela: köpekler ve zenciler giremez. Köpekler ve zenciler giremez. Zenciler ikinci sınıf değil, vatandaş olarak da kabul edilmiyordu adeta. Belediye otobüslerinde beyazlar otobüsün önünde zenciler arka taraftan binerler ve arası kapalı bölme. İkisi böyle zenciler hastalıklı muamelesi görüyordu. Böyle bir vasat yaşadı. Ve zenciler vuruşa vuruşa, dövüşe dövüşe en nihayet vatandaş olma hakkını elde ettiler. Efendim en son getirilen Barack Obama, annesi babası Müslüman, o da Afrika'dan köle olarak götürülmüş bir insan Barack Obama. Yani köle olarak götürülmüş insanların torunları bunlar. Onu niye getirdiler? Artık yani Amerika mesaj veriyor. Bak biz kölelik müessesesini kaldırdık. Bir siyahiyi de cumhurbaşkanı, başkan yaptık diye. Şimdi bütün bunlara rağmen yine Amerika'da işleyen bir sistem var. Barack Obama zamanında da bunlar her türlü zulmü yaptılar. Bunların mayalarında bozukluk var. Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasını unutmadık. Oralarda 75 yıldır hala ot bitmiyor topraklarda. Vietnam'da yaptıkları zulümleri unutmadık. Bunların ülkelerini işgale gelen, bunların ülkelerini işgale gittikleri Vietnam'da Vietkonglar çok başarılı bir gerilla taktiği uyguluyor. Bunlar ne yaptılar? Vietkongların sığındıkları ormanları baş edemediler. Ormanları yaktılar zehirli gazlarla. Bir damla daha orada ağaç bitmiyor. Amerika'da 200 küsur silah fabrikası var. Hepsinin sahipleri Yahudi. Dünyanın dört bir tarafında bunlar o 200 silah fabrikasının ve mühimmat fabrikasının çıkardığı malzemeleri tükettirmek için sürekli savaşlar çıkarıyorlar. Sürekli. Efendim biz sonradan nasıl anladık mesela Vietnam'da yaptıkları bu zehirli gazlarla ormanları mahvettiklerini? O zehirli gazları atan Amerikalı pilotların döndükleri zaman artık çocukları olmuyordu. O zehirli gazdan o pilotlar da etkilenmişlerdi. Tuttular Amerikan hükümetini mahkemeye verdi. O zenci beyaz pilotlar Amerikalıları devleti mahkemeye verdiler. Bir tane değil, beş tane değil, yüz tane değil, 500 tanesi mahkemeye verdi. Böyle bir zulme uğradık biz. Dolaylı olarak bir zulme uğradık diye. Efendim, Afganistan'da aynı şekilde zulüm. Pakistan'da düğün alayını vurdular. 25 kişiyi öldürdüler. Sonra da özür dileriz, yanlışlıkla vurduk dediler. Gittikleri her yere zulüm, kan, gözyaşı götürdü bu namussuz adamlar. Şimdi birbirlerine düştüler Trump taraftarları ve Biden taraftarları. Trump da bizim açımızdan can düşmanı bir adam. İsrail'in tam bir kuklası. Ne dedi adam Trump? Doğu Kudüs Filistinlilerin değil İsrail'in başkenti olacak. Babasının malını dağıtıyor sanki alçak adam. Bunların geçmişinde Abraham Lincoln'den başlayarak bir sürü suikastler var. Amerika başkanları suikastlerle öldürülmüş. Yani kendi içlerinde de bunların civilliyetleri bozuk. En son Reagan, meşhur Amerika başkanı Reagan vuruldu. Vuran 22 yaşında bir genç.
Diyor ki Amerika başkanları çok iyi korunuyor dediler. Ben hakikaten iyi korunuyor mu merak ettiğim için vurdum dedi. Reagan'ı çekti vurdu. Ve gerçekten hiçbir örgüte bağlı olmadığı anlaşıldı. 22 yaşında bir genç. Amerika böyle bir ülke. Temellerinde insan kanı, insan alın teri, insan ahı olan bir ülke. Onun için ben diyorum ki bugün, bu günler, bu haftalar bizim en mutlu günlerimiz. Alçak adamlar, namussuz adamlar, yiyin birbirinizi.